11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif için Türkiye'nin başkenti Ankara'da hazırlıklar başladı. Çarşı pazar şenlendi, esnaflar en taze ürünlerini tezgahlarına yerleştirip müşterilerini bekledi. Vatandaşlar alışveriş listesini yaptı. Bir ay sürecek olan Ramazan için alışverişler tamamlandı. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i karşılamak üzere hazırlıklar başladı. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurmalarsa satış noktalarında yerini aldı. Hurma vücut anlamında birçok bölgeyi etkilediğinden kaynaklı çok tercih ediliyor. Hem tokluk hissi vermesi anlamında hem vücut enerjisini artırması anlamında çok kullanılıyor. Ayrıca emziren hanımlar için de tercih edilen bir gıdadır çünkü anne sütü arttırdığı biliniyor. Bizlerde kuru hurma daha çok tercih ediliyor, kurutulmuş hurmalar daha çok kullanılıyor. Hurma çeşitleri arasında Medine hurması daha çok tercih ediliyor efendim. Oruç tutanların en çok zorlandığı konulardan biri olan susuzluk için de meyan kökünden yapılan sıcak ve soğuk şerbetler önerildi. Ramazan döneminde kullanılabilecek gıdalar arasında meyan kökünü dahil edebiliriz. Hem susuzluğa iyi geldiği biliniyor bu sebepten dolayı hem mide rahatsızlıklarına ve bağırsağı da desteklediğinden kaynaklı Ramazan döneminde ayrıyetten çok kullananlar var. Ankara sokaklarından vatandaşlarsa tüm İslam aleminin Ramazan ayı için iyi dileklerini iletti. Bütün Müslüman aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Ramazan hepimiz için bir berekettir. Sahur iftarları düşünüyoruz, birbirlerimize gitmeyi düşünüyoruz yani. Barış zamanı denir Ramazan. Dost iftarı çağırıp onlara gitmek, bir iftara gitmek başka bir zaman gibi olmaz. Bir mutlu edersin. Hayırlısıyla gelsin, hayırlısıyla gitsin. Millet orucunu tutsun, açsın çok güzel. Mesela camilere geliyoruz, oturuyoruz, hep birlikte oluyoruz.